İfade özgürlüğü önemlidir. Olabilir. Basın özgürlüğü önemlidir. Bu da olabilir. Nihayet e, insanın çalışma hakkı da önemlidir. O açıdan bakarsan adamın evinde çocuklar atsa o bir şeyde atıyorsun. Bu da önemlidir. Bu da az bir şey değildir. E, seyahat özgürlüğü de önemlidir. Ne bileyim ben e, işte birçok özgürlük önemli ama ifade özgürlüğü biraz daha e, Avrupa standartlarında farklı algılandığı için hadi o şeye biz de katılalım. O efendim yürüyüşe falan diyelim. Bunları anayasanın tahlil etmiş, uzun uzun anlatmış, kanun atıf yapmış, anayasayı şey yapmış filan Şunu diyecekti, diyecekti ki bu çerçevede baktığımız zaman ağırlaşmış müebbetle yargılanan bu insanlar Her ikisi de şu kadar süre yatmıştır e Artık uzun tutul süresi doğru değildir <laughs> efendim Dışarıdan yargılanmalarında bir sakınca yoktur gibi bu ve buna benzer ifade farklı olabilir bu noktaya geldim demesi lazımdı. Kararı böyle verseydi tartışma e Sorun çıkmazdı. olmazdı. Olmaması gerekir yani. Çünkü sonuç itibariyle karar böyle olduğu zaman bireysel bu zaten sonuç olarak. Peki o zaman e, tepki de görmezdi. E, görmezdi tabii ki. Mesela o zaman tahliye de olurdu. De, olurdu, o olurdu tabii ki yani sonuç olarak böyle olunca 13 ve 26. mahkemede önce şeyi söylediler. Resmi gazete yayınlanmadı bu filan malum dediler. Özet olsa bizi bağlamaz. Önce resim gazete yayınlansın ona göre bir bakılı filana getirdiler. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bu gidişi hoş değil.